YSK'daki bu karar bekleniyor. Muharrem Sarıkaya var telefon attığımızda, Ankaralı gazeteci Muharrem Sarıkaya. Hoş geldin Muharrem abi. Merhaba, merhaba Yavuz, iyi yayınlar dilerim. Olmuyor, 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 gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Bu gerekçe niye yazılamıyor, bu kadar zor mu? 5 saatte yenileme kararı alınıyor ama 14 günde gerekçe yazılamıyor. Biraz garip bir durum var burada. Seçimin olduğu gün işte bu tartışmalar yaşanınca 31 Mart akşamı Habertürk'teki yayında, yani bizim kanaldaki yayında şunu söylemiştim. Bu sandığı saymak kolay olacak ama toparlamak çok kolay olmayacak. Hı hı. Yani gördüğümüz gibi hala toplama derdindeyiz. Bu toplama da pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Anlaşılan şu ki 7 üye kısa kararlarının ötesinde yeni bir durum yaratmışlar. Buna ister yeniden karar oluşturma veya karar genişletme diyelim. Onun da yeni bir tartışmasına hazır olmanın sürecini yaşıyoruz. Şimdi orayı bir açmamız lazım. Yeni bir karar oluşturma, yani yeni bir toplantı yapmadan yeni bir karar oluşturma. Ne diyordu kısa kararda? Kurul başkanının memur olması şart yasa gereği. Aynen. Ve kuruldan üyelerden birisinde memur olması yine yasa gereği şart. Bu şart yerine getirilmediği için yasal olarak seçimlerin yenilenmesine karar veriyor. İddia o ki, altını özellikle çiziyorum, iddia o ki 7 üye gerekçeli kararını yazarken bunun dışına çıkıyor. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasının dışında oy sayım döküm cetvellerinin, yani tutulan çetelelerin mühürsüz, imzasız, boş olmaları da gerekçenin unsuru haline getiriyor. Bu zaten AK Parti'nin o iptal veya yenileme kararı sonrasında sürekli tekrar ettiği gerekçe. Aynen, aynen. Oysa ki çok iyi hatırlanırsa Yüksek Seçim Kurulu'nun 7'ye 4 kararında bu konu konuşulmuş ve bu konu gerekçenin arasında sayılmamıştı. Yani evet, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bir gerekçe olarak getirmişti. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği bu gerekçe kurulda iptali nedenler arasında gösterilmemişti. Şimdi kafalarda tabii 1000 tane soru işareti var. İptal, kısa iptal kararında ortaya konan gerekçenin dışına bu şekilde çıkıldığında, çıkılan gerekçenin de AK Parti tarafından iptalden hemen sonra kullanılmaya başlandığı göz önünde bulundurulduğunda muhalefetin itirazı, siz YSK ile ortak iş mi yapıyorsunuz? Evet, yani bugün zaten Cumhuriyet AK Parti sözcüsü veya işte bir süredir şu an ekranda izliyorum, Cumhuriyet AK Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Salıcı'nın da dile getirdiği durum bu. Yani diyor ki siz yeni bir gerekçe yarattınız. Bu yeni gerekçeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koyduğu görüş doğrultusuna yarattınız. Oysa ki almış olduğunuz ilk baştaki kararınızda bu sizin ortaya koyduğunuz gerekçeler arasında değildi. Dolayısıyla bu böyle bir yöne gitmiş olmanız Yüksek Seçim Kurulu kararının tartışılır olmasını çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarttı. O nedenle bundan bir an önce çıkılması gerekiyor diyor ve üyelerin de, o dört üyenin de karşı oylarını buna göre yeniden yazmak istedikleri. Çünkü daha önceden karşı oylarını sadece kısa kararda ortaya konulan sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması üzerine yazmışlardı. Oysa ki şimdi yeni bir durum daha ortaya çıkmış vaziyette. Bunun üzerine yeni bir gerekçenin yazılması yönünde de bir durum ortaya çıkıyor. Bakalım nasıl bir gelişme olacak? Faik Öztürk muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde de buna ilişkin bir takım istihbaratlar var ki Faik Öztürk bugünkü basın toplantısında diyor, Erdoğan sürekli bazı sandıklarda oy sayım cetvellerinin mühürsüz veya eksik olduğunu iddia ediyor. Bu husus YSK'nın kısa kararında yer almıyor. İmzasız ve boş sayım cetveli olan sandıkta oylar yeniden sayılmış, sonuç değişmemiştir diyor. YSK gerekçeli kararında bunu iptal gerekçesi olarak görecekse o zaman ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının neye dayandığını da açıklamalıdır. AK Parti bunlara sandık başında da itiraz etmemiştir diyor. Belli ki tartışmamız bundan sonra bunun üzerinden yürüyecek anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey var burada, asıl önemli olan şu. Yani imzasız, mühürsüz denilenler aslında sandık birleştirme tutanakları değil. Yani sandık birleştirme tutanaklarına baktığımızda bu üzerinde tartışılan konu, hani bizim eskiz veya çetele diye Evet. Onu da söyleyelim bizi dinleyenlere. Yani bir kişi kaldırıyor oyu, diyor ki
AK Parti orada iki kişi var, ayrı ayrı çetele tutuyorlar. Kutucuklar var, bir çetele atıyor o her partiye. Beş kişi var, beş kişi var orada. Birisi kaldırıyor, birisi yazıyor, diğerleri onu gözlemliyor. Gözlemliyor. Yani onu, evet. Dolayısıyla bunların bu işte tutulan çetelelerin sayımı dökümü sonrası altının imzalanıp mühürlenmediğini kayda geçiriliyor. CHP de diyor ki bunun gibi örnekler geçmiş seçimlerde de birçok var. Asıl olan ıslak imzalı tutanak. Tabii, önemli olan sandığın tutanağıdır diyor. Sandık tutanağına itiraz yok. O sandık tutanağı alınmış, konulmuş ve o sandık kurulları ilçe seçim kurullarına götürülmüş. İlçe seçim kurullarında da benzer bir şekilde partilerin temsilcileri var. Onlar da orada aldıklarına itiraz yok. Bu dönemde bir şey daha yapıldı. Onu da altını çizmemiz gerekiyor. Bu ıslak imzalar, yani her bir sandık sonuç tutanağı ıslak imzalı olaraktan siyasi partilere iletildi. Evet. Dolayısıyla her partinin elinde her sandığa ilişkin veri mevcut. Şimdi burada da böyle bir durum söz konusu. Yani orada ilçeye gittiğinde de bir itiraz yok, ile gittiğinde de bir itiraz yok ve genel bir itiraz da yok. Ama sonrasından dönüp bakıldığında böyle bir gerekçe ortaya çıkardı. Peki bu itirazların bir sonuç getirdiğini söylemek olası mı? Hayır değil. Çünkü buradaki asıl mesele de şuradan çıkıyor. Hatırlanırsa önce 6 ilçede sayım yapıldı. Bu da yetmedi, 52 yerde yeniden sondajlama diye nitelendirilen usulle farklı sandıklarda o sandıklar bu sandıklar değil mi, yani imzasız çetele tutanakları ve oralarda da sonuca müessir olmadı. Yani o 13.700 küsur oyun veya bir etki yaratmadığından söz edildi. Şimdi biliniyor ki işte Maltepe'de 800 küsur Binali Yıldırım lehine bir gelişme oldu. Ama öbür tarafta da diyelim ki başka bir ilçede de bu İmamoğlu lehine oldu. Dolayısıyla burada bir bütüncül yaklaşımla hepsini ortaya koymak biraz zor. Birincisi bu. İkincisi şu. 123 sandık çarpı 300 veya 350 deniliyor. Evet. İşte oradan da 42 bin rakamına ulaşılıyor. Ama bu 123 çarpı 300 veya 350 hesabı yapıldığında bu 123 sandık karşı çıkan Binali Yıldırım'a karşı verilen oyların da sanki şey gibi kabul ediliyor. Binali Yıldırım'a verilmiş oylar da sanki toptan yok kabul ediliyor. Evet. Oysa ki Binali Yıldırım'a verilmiş oylar düşüldükten sonra geri kalan üzerinden 123 sandığın hesaplanması lazım. Şimdi çok önemli bir detaya parmak basıyorsun. Onu hesap ettiğin zaman sonuca müessir olup olmadığını oradan anlayacağız diyorsun oradan sen. Oradan anlarsınız. Yani çünkü burada o zaman Binali Yıldırım'a verilmiş oylar da sanki sahtecilikle yapılmış oylar gibi algılanıyor. Oysa ki öyle bir durum söz konusu değil. Yani 120 sandıkta eğer bir durum varsa. Ayrıca 123 sandığın sayım dökümü yapıldığında buna müessir bir durum olup olmadığında önümüzdeki süreçte tartışması lazım. Onun şey yapmaz. Ama ne olursa olsun. Ya ama şimdi sonuçta bir seçim yenileniyor. Tamam. Yani bunun tartışmasının yapılması, bunun tartışmasının üzerinde çok zaman kaybedilmesinin artık ne bir getirisi var ne bir götürüsü. Ama olur mu? Muharrem abi burada yaklaşımda bir sıkıntı var. Çünkü bundan sonra da seçim yapacak Türkiye. 23 Haziran'daki seçimlerin tam sonucunda. Yani bunları tartışmazsak biz bundan sonra yapılacak seçimlerde ne konuşacağız? Tam da işte asıl yani bizi dikkat çektiğim şey İstanbul'la ilgili. YSK bizi ikna etmek zorunda değil mi? Tabii, seçmeni tabii. Ikna işte, etmek zorunda değil mi? Asıl olay da o. Asıl mesele de o. Yani ona gelecektim. İstanbul'da nasıl olsa bir seçim yapılacak ama burada asıl mesele Yüksek Seçim Kurulu'nun bu yaratmış olduğu durumun bir tahammüle dönüşmüş olması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de Yüksek Seçim Kurulu karar alırken bu kararlarını esas teşkil edecek. Dolayısıyla eğer ki böyle bir şey olursa Yüksek Seçim Kurulu ıslak imzaların ötesinde kendisini sandık yerine getirip karar verici hale dönüşür ki bu çok tehlikelidir. Yani şimdi düşünelim birçok yerde oluyorsa bu tutanaklarda imza ve mühür eksikliği önümüzdeki evet. Seçimlerde de oldu diyelim. Tekrar mı edeceğiz bu biz seçimleri? Yani böyle bir sıkıntı zaten hep vardı ama seçimin sonuçlarına müessir kabul edilmiyordu bugüne kadar. Bundan sonra kabul edilecekse bu seçimler hiç bitmez ki. Zaten YSK'da hep seçimleri bitirmek üzere hareket eden bir kuruluş. Biz belki, şimdi belki Yüksek Seçim Kurulu'nun da buna ilişkin bir pasinler kararı var, bir yeşillik kararı var, bir de
Mustafa Kemal Paşa kararı var. Ben Mustafa Kemal Paşa kararını bir tarafta bırakaraktan özellikle yeşillik kararı üzerinde durmak istiyorum. Evet. Yüksek Seçim Kurulu yeşillik kararında bir aday sandık kurulu başkanı olmuş. O aday sandık kurulu başkanı oluyor ve ona itiraz ediyor ve diğerleri de birinci derece yakın akrabalarını tespit ederekten hem kamu görevlisi değil diyor, hem de bu belediye başkan adayının birinci derece yakınıdır. Yani oğludur, kızıdır, akrabasıdır. Dolayısıyla bu hem kamu görevlisi olmaması nedeniyle hem de akrabası olması nedeniyle artı bir de aday olması nedeniyle. Yani bu seçimde aday kişiyi siz sandık kurulu başkanı yaptınız diyor. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin yeşil itirazındaki aynı itirazı daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti de yapıyor. Bu itirazda aday olan kişinin sandık kurulu başkanlığına itiraz ediliyor. Fark da 127. Ve Yüksek Seçim Kurulu sandığa giren oylara bu durumun bir müessir sonuç yaratmadığını, dolayısıyla da burada bir problem olmadığını belirterekten onun iptal edilmemesi yönünde karar veriyor. Bu seçimde hem de. Hem de bu seçimde, evet. Yani şimdi tabii nereden bakarsan çok sıkıntılı bir hal var ortada. Kararı da çok dikkat çekici bir karar. Fasimler evet. Kararında da benzer bir durum söz konusu. Orada da yine aynı şekilde itiraz yapılıyor. Oradaki oy farkı da çok düşük ve o kararda da yine aynı şekilde bunun sandığa giren oyları etkilemediğini, önemli olan sandığa giren oyların etkilenip etkilenmediği üzerinde gidilmesi gerektiğini söz ediyor ki çok benzer itirazlar. Tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu Yeşil'le Pasinler kararında aldığı tutumla burada aldığı tutumun farklılaşması var. Artı burada daha da kötü bir şey var, daha da şey Yüksek Seçim Kurulu bir şeyi itirazı değerlendirirken aldığı kararın ötesine geçip yeni bir karar oluşturması veya kararını genişletmesi eğer ki söz konusuysa, altına özellikle çiziyorum, eğer ki söz konusuysa bu başka bir sıkıntıyı daha doğurur. Yani şöyle, yani dışarıdan baktığında anlaşılan orada 7 üye seçimlerin yenilenmesiyle ilgili sandık kurullarından yola çıkarak kısa gerekçede yazdıkları o cümlelerden anladığımız bir karar veriyor. Sonrasında oturuyor, düşünüyor, gerekçeyi yazarken bu yeterli değil, ben başka gerekçeler de koyayım buna diyor. Bunun üzerine muhalefet şerhi koyanlar, bir dakika, sandık kurulu demiştiniz, biz ona göre yazdık bunu. Şimdi sen başka gerekçeler koyuyorsun, benim muhalefetim de farklılaşır elbette diyor. Şimdi 7 üye de o muhalefet şerhlerinin ardından bir dakika ben bu muhalefet şerhlerine göre başka gerekçe yazıyorum da diyebilir. Ya biz seçim sonrasına kadar bu gerekçeyi görmeyebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü yazılması zor görünüyor. Peki biz bu gerekçeden ne bekliyoruz? Bir, bu 123 sandıkta sonuçlara nasıl etki etmiş sandık kurulu başkan ve üyeleri diye bakacağız. Doğru mu? Doğru, evet. Bir öncelikle. Ona da Sayın Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Diyor ki sandık kurulu başkanları bu pusulaları verirken, ki bize sandığa giderken belirli pusulalar verildi. Neydi bu? Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, ilçe belediye başkanı adayı ve belediye meclisi adayı. Ve sandığa girdiğimizde de orada muhtarın pusulasını bulduk. Dolayısıyla bu 3 pusulayı verirken 3 tane vermedi. Büyükşehir'e ayırdı. İkisini verdi. İlçeyi. Kime öyle yaptı? Kime öyle yaptı diyor Binali Yıldırım. Onun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğini baktığında, yüzüne baktığında anlayabileceği kimselere diyor. İnanarak mı söylüyordur bunu sence? Bir sohbet ortamında söylenmiş kabul ediyorum. Yani çünkü daha önce biliyorsun Büyükçekmece'de de benzer bir tartışma olmuştu. AK Parti'ye oy vereceğini soyadından anladıkları kişileri seçmen listesinden düşürdüler diye. Evet, İstanbul yani, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. O zaman İstanbul Büyükşehir, evet, Mevlüt Uysal'ın böyle bir şey vardı ve ciddi oranda tartışma konusu ve espri konusu olmuştu. Yani şimdi yüzüne bakarak bir adamın AK Parti'ye oy verip vermeyeceği nasıl anlaşılır acaba? O ayrı bir konu, o ayrı bir tartışma. Burada gelmek istediğimiz nokta şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışılır olmaktan çıkması gerekirken Yüksek Seçim Kurulu her bir adımda tartışılırlığını biraz daha artırıyor. Evet. Yani buradaki asıl mesele bu. Bu durumu aslında yeni de yapmadı. Geçersiz oyların sayımıyla başlayan bir geçmiş bu. Yani geçersiz aslında oyların, biraz daha geriye git Muharrem abi. Mühürsüz oyları kabul etmesiyle başlayan evet, diyebiliriz oyları. Herhalde. Belki mühürsüz oylarda bir şey vardı. Yani benim hatamdı. O kendi hatamı
ben seçmene yükleyemiyorum diyerekten bir yaklaşım göstermiş olabilir. Sandık ben kurulları kimin koyuyorum. Hatası olabilir? O zaman o mantığa bakın. Burada eğer bir hata varsa o dönemde burada da aynı şey var. Ben geçersiz oylara ilişkin. Geçersiz oylar meselesi sayılmaya başladığında Yüksek Seçim Kurulu hatırlarsan bir itiraz yaptı. Evet. Onları bir durdurmaya çalıştı. Ondan sonra da dedi ki canım madem sayıyorlar hadi devam etsin. Başladılar devam etsin dedi evet. Başladı devam. Ama orada da bir küçük parantez açayım. İlçe Seçim Kurulu sayım kararı verdikten sonra itirazın sonucunu beklemeden ilden sandıkları açıp saymaya başladı. Tam da öyle oldu. Böyle de bir şimdi şey burada, oldu bitti burada, var yani orada. Evet, burada dikkatini çekeceğim nokta şu. Hiç kimse şunu sorgulamadı. Peki bu oylar niye geçersiz olmuştu? Yani o sandık kurulları 300 küsür bin oyu neden geçersiz hale getirmişti? Aslında mesele kanunda çok net bir şekilde yazıyor. 2972 sayılı kanunun 19. maddesinin ikinci bendi ki biz Ankaralılar böyle konuşuruz kusura bakma. Sen ben, de bir zamanlar Ankaralı evet, olarak böyle konuşuyordun. Evet, evet, evet. Buraya baktığımızda aynen şöyle diyor. Seçmen sandık kurulunca verilecek mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği partiye veya varsa bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanır. Evet. Bir daha seçmen sandık kurulunca verilecek mühürü birleşik oy pusulasında tercih ettiği partiye veya bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kullanır. Evet. Kanunun emri bu. Evet. 19. maddenin hükmü bu şekilde. Peki seçmen herhangi bir şekilde oluyor? Parti ambleminin üzerine bastıysa bu geçerli oluyor mu? Kanuna göre geçersiz olması lazım. Çünkü kanun diyor ki özel daire içine basmak suretiyle diyor. Bu kanunu milletvekili seçimi kanunu döneminde değiştirmek istendi. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o dönemki etkili yetkili hukukçuları, daha doğrusu hukuk bilen, hukuktan anlayan hukukçuları önümüzdeki dönemde bir sorunla karşılaşırız diyerek bu maddede de değişiklik istedi. Yani milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapıyoruz ama biz mahalli seçimlere ilişkin düzenlemeyi de yapmak zorundayız. Eğer bunu yapmazsak ileride başımıza sıkıntı açar. Yani bu mühür meselesini o daire içerisinden çıkartıp, özel daire içinden çıkartıp öteki partinin sahasına taşmamak kaydıyla her bir yere basılır hale aynen milletvekili seçimi kanununda yaptığımız düzenlemeyi gelin mahalle seçiminde de yapalım dedi. O dönemde buna karşı çıktı. Karşı çıkılmasındaki temel neden de bunun istenmediği şeklindeydi. Yani Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin bunu arzu etmediği şeklindeydi ve o zaman bu düzenleme yapılmadı. Bu düzenleme yapılmayınca da o parti ambleminin üzerine basılan oyları sandık kurulu başkanları veya oradaki yetkililer kimse doğal olaraktan geçersiz adletmiş. Ama biz kanunun hükmüne uyarak nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi de buna ses çıkartmıyor canım ne yapalım diyerekten kanunu biz Yüksek Seçim Kurulu'na uydurduk. Daha doğrusu ilçe seçim kurullarına uydurduk. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu da burada hatırla çok pasif kalmıştı. Evet. Ne yapalım artık sayıldı demişti. Dolayısıyla buradaki mesele asıl baştan düğmenin yanlış iliklenmesiyle yürüdü geldi. Evet ama bugün itibariyle de vicdanen en azından ve önümüzdeki seçimlerin güvenliği açısından bir noktaya bir standarda ulaşması zorunluluğu var. Bu standarda ulaşmasının tek yolu da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı hangi gerekçeyle aldığını net bir biçimde herkesin anlayabileceği ve hazmedebileceği bir biçimde açıklaması. Muhalefet... Ama burada eğer ki şeyden yola çıkılırsa yani imzasız mühürsüz çetelerden yola çıkılırsa o zaman bunun şeyi izahı kolay olmayacak diyorsun. İzahı kolay olmaz. Çünkü kimse sandık birleştirme tutanağına bakmayacak. Kimse sandığın asıl tutanağına bakmayacak. O zaman çeteleye bakacak. Dolayısıyla çetelede de problemle karşılaşılacak. Burada asıl önemli olan nokta burası. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tutumu anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cuma günü hissedilmiş olacak ki kendileri Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bizi bu yola sevk etti dedikleri için ki Cumhurbaşkanı hatırlarsan o muhtarlarla buluşmasında çok açık bir şekilde bunu bu şekilde izah etmişti. Yani ondan dolayı bu noktaya gelindi denilmişti.
Ve sonuçta Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bu durum otomatik olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda kararına dönüşmüş gibi oluyor. Peki, bekleyeceğiz bakalım, herhalde bir gün daha öyle görürüm ama muhalefet şerlerini ben biz... Ben bunun bir günden biraz daha sarkacağını düşünüyorum. Çarşambayı bulabilir. 23 Haziran'dan önce ama o konuda için müsterih mi? Önemli olan şu Yavuz burada. Yüksek Seçim Kurulu eğer ki kısa kararının dışına çıkıp kararını genişletti ve yeni bir karar yarattıysa. Evet. Çünkü onun da öyle oydaşmayla yapılması gerekiyor. Oydaşma dışında yeni bir karar yaptıysa. Bunun itiraz merci neresi dersen yok. Yok, YSK yine. Yok, hayır, itiraz merci yok. Yani işte itiraz edilirse bir dilekçeyle YSK'ya böyle bir durum vardır diye itiraz ediyorsunuz. Çünkü Anayasa Mahkemesi seçim işlerinde bir üst mahkeme olarak görünmüyor. Bütün kararlar YSK'ya ait. Evet. Yetki burada, YSK'ya burada, ait. Burada şu an tartışılan noktada zaten gelip o şeye dayanıyor. O zaman bir sonraki seçimin sandığın güvenliğini sıkıntıya sokar. Tabii. Kim sağlayacak, nasıl sağlayacak? Çünkü demokrasi sandıkla bütünleşiktir. Demokraside sandığın kararları her zaman için geçerlidir. Çünkü insanlar sandık yoluyla kaybetmekten korkmamaları gerekir. Çünkü seçim mağlubiyeti geçmişte olduğu gibi insanları sürgüne göndermez. Demokrasinin en güzel tarafı da odur. Seçim mağlubiyeti yeniden hazırlığın yolunu açar. Yeniden zafere ulaşmak için çabalamanın yolunu açar. Öbür türlü umutsuzluğa iter ki o da sandığı sıkıntılı hale sokar. Şimdi YSK ile ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili birazdan ben biz dinleyenlere aktaracağım. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştuğunda pazartesi YSK'nın gerekçeli kararını açıklayacağını söyledi. Yani olayla çok yakından ilgilendiğini de görüyoruz o açıklamalarından. Süleyman Soylu seçim hileleri meselesiyle ilgili açıklamaları var. İmamoğlu ile ilgili var. Bütün bunları aktaracağım ama aynı zamanda AK Parti'den de enteresan açıklamalar geliyor. Yani kamuoyuna yapılan açıklamalarda Binali Yıldırım tipine baktı, benim büyükşehir pusulasını vermedi diyor ama AK Parti'de yetkililer 31 Mart'ta niye kaybettiklerini de kendi içlerinde sorguluyorlar. AK Parti'nin teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı işte bu beka meselesi yüzünden biz İstanbul'u kaybettik diyor. Bu oy, bu sonuç aslında bunu gösteriyor. Aynı zamanda şaşa, kibir ve benzeri halktan uzaklaşmak, müteahhitlerin belediye başkanlarını sarması, Cumhurbaşkanımız geliyor işte bir yer sofrasına oturuyor, orada çorbasını içiyor. O mütevazı görüntüyü ortaya koyuyor ama en fazla iki evde yapabiliyor. Biz teşkilatımızda, başkanımızla, belediyede başkan ve yardımcılarıyla bunu ortaya koyamadığımızda sorguluyor seçmenimiz. Örnekler vererek sorguluyor diyor ve bu sorgulamanın aslında 31 Mart'ta nasıl bir sonuç getireceğini de görmüştük diyor. Bu sonucu ona bağlıyor. Şimdi 31 Mart'tan sonra seçimler tartışmalı bir şekilde yenilenirken 23 Haziran'da seçime gidiliyor ve o söylemde bir değişikliğin işareti olarak mı görelim? 19 Mayıs'ta tütün iskelesinde verilen o pozu Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Partisi'nin genel başkanı, DSP'nin genel başkanı ve Saadet Partisi'nin genel başkanı ile birlikte. Çünkü CHP seçmeninden buna da itiraz var. Var ama ona Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle ki arkadaşlarıyla sohbetinde öyle bir şeyi kayda geçirmiş. Diyor ki ben orada devlet törenine katıldım. Hı hı. Yani bu önemli. Yani ben devlet töreninde kimin olduğuna bakmam, o devletin törenidir, ben devletin törenindeydim. Dolayısıyla orada öyle olmuş böyle olmuş değil. O fotoğrafta anladığım kadarıyla biraz spontanik bir gelişme olmuş. Yani kendiliğinden gelişmiş. Oradaki görevliler liderlere buyurun gelin hadi fotoğraf çektireceğiz deyince o kalabalığın içerisinde pek anlaşılmamış. Daha sonra da geri dönüşte söz konusu olmamış. Yani aslında o fotoğraftan da çok hoşnutsuz değiller. O fotoğraftan da hoşnutlar. Yani bu fotoğrafta biz bir devlet törenine katıldık ve o devlet töreninin de Cumhuriyet Halk Partisi bir nüvesiydi. Diğer partiler gibi. Yani bütün partilerin eşit durumda devlet törenine katıldığının
bir ispatı olarak bakıyor Cumhuriyet Halk Partisi ona. Cumhurbaşkanı da bir paylaşım yapıyor. Haydi milli mücadele ruhuyla el ele gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileriye taşıyalım. Tabii, Twitter'da. İttifakının bir yaklaşımı olarak değerlendirilebilir mi? Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, hatta CHP'nin içerisinde Samsun buluşmasının bir Türkiye ittifakının ilk adımı olarak değerlendirenler yok değildi. Yani oldukça fazlaydı. Ama bu şekilde okunabilir mi? Yani bir bayramdan yola çıkarak Türkiye ittifakının unsurlarının bir araya gelip o nüveyi oluşturup adım attıkları söylenebilir mi? Biraz erken diye bakıyorum. Yani şöyle ama, bir şey de var. Hafızada insanlar şunu da unutmamışlar benim görebildiğim kadarıyla. Sosyal medyada daha çok yakında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Çubuk'ta yapılan saldırı, o saldırının hemen öncesinde Genel Sekreterin, AK Parti Genel Sekreterinin uzatılan eli şehit cenazesini sıkmaması, saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisinin Genel Başkanı'nı aramaması ya da Cumhuriyet Halk Partisi diyelim, yeni sistemde ana muhalefet partisi de yok, ikinci parti mecliste, geçmiş olsun dileklerini belirtmemesi, aramaması ve sonrasında ortaya çıkan böyle bir fotoğrafın ardından bir Türkiye'de birlik fotoğrafı görüntüsü ya da mesajı, tam da İstanbul seçimlerinin öncesinde, tam da BK'nın seçimlerde AK Parti'ye kaybettirdiğine ilişkin öz eleştirilerin yükseldiği zamanda, doğal olarak seçmen buna dikkat çekiyor. Bir samimiyet sorgulaması yapılıyor yani burada. Ama daha şunu söyleyeyim, dilerim bu şekilde gider. Yani Türkiye o gerilimli ortamdan bir an önce çıkar. Türkiye o gerilimli ortamlara bir daha dönmez. Yani Çubuk bir daha yaşanmasın derim. Yalnızca Çubuk değil tabii. Yani Maraş'ta bir daha yaşanmasın, Sivas'ta bir daha yaşanmasın. Tabii. Dolayısıyla bu geldiğimiz nokta, o bir kere kitleler ve kitle hareketi, çünkü kitlenin aklı yoktur. Ona dönüştüğü andan itibaren aklı başına gelene kadar çok sıkıntı çeker. O nedenle bundan bir an önce çıkması gerekiyor. Bu kitle psikolojisinden uzaklaşmamız gerekiyor. Ve o davranışları tetikleyici söylemlerden de uzaklaşmamız gerekiyor. Türkiye'nin belki bir meselesinde, uluslararası bir meselesinde veya Türkiye'nin genel bir meselesinde birlikte hareket etmek söz konusuysa, bunun kiminle nasıl olduğuna bakılmaksızın ortak amaç ve ortak hedef etrafında voltranı oluşturmak önemlidir. Yoksa ayrışık bir şekilde ortak paydalarda veya ortak çıkarlarda mücadeleyi birlikte hareket etmek çok zorlaşır. Onun için Türkiye'nin o Çubuk olayını bir daha yaşamaması gerekir. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Muharrem abi. Değerlendirmeler için eksik olma. Muharrem Sarıkaya ile